Geçtiğimiz pazar günü yani 18 Haziran 2023'te OceanGate'in denizaltısı Titanic'i keşfetmek ve ticari amaçlarla yola çıktı. Yaklaşık 45 dakika sonra denizaltından haber alınamadığını söylediler ve 4 gün süren aramaların sonunda 5. günde denizaltının parçalarını Titanic'in yanında bulduklarını söylediler. Ve denizaltının içindeki 5 kişiden geriye hiçbir şey kalmadı. Bu 5 kişinin 3'ü gezi amacıyla bu şirkete para verip katılmış olan insanlar, bir tanesi şirketin genel müdürü ve bir tane pilot. Bu keşfin başarısız olmasının sebebi ise bir mühendislik hatası. İşte bugün size neden ve nasıl bu olay gerçekleşti, bu bahsettiğim hata ne, ne gibi sorunlarla karşılaştılar, bunları anlatacağım. Duvar önünde video çekmeyeli çok olmuştu ama bu konu böyle bir videoyu aslında hak ediyor diye düşündüm. Birçoğunuz biliyordur, 111 yıl önce Titanic Kanada'nın 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nda bir buzula çarptı ve battı. Günümüzde denizciliğe dair en meşhur olaylardan bir tanesi ve Titanic'te en meşhur gemilerden bir tanesi zaten. Ama 111 yıl önce batmasından sonra 1985'e kadar Titanic'ten bir daha hiç haber alınamadı, enkazı bulunamadı. 1985'te bir görev sırasında Atlantik Okyanusu'nun içinde 4 kilometre derinlikte, yani 4000 metre derinlikte Titanic'in enkazı bulundu ve bu şekilde keşfedilmiş oldu tekrar Titanic. Günümüzde artık 3 boyutlu modeli bile bulunuyor. Tamamen her şey modellenmiş, araştırılmış durumda. Birçok görev yapıldı Titanic'e gitmek için ve birçok denizaltı Titanic'e gitmeyi başarabildi. Bunların bir bölümü insanlı, bir bölümü insansız. Ama birçok dediğime bakmayın, bu aslında oldukça zor bir şey. Denizin 4 kilometre altındaki basınç, su basıncı aslında hayal edebileceğimizin bile biraz üzerinde. Size şöyle anlatmaya çalışayım. 4000 metreye daldığınız zaman metrekare başına 4000 ton ağırlık biniyor. Bunu da kafanıza canlandırmak isterseniz biraz zor ama gövdenize bütün Boğaz Köprüsü'nün ağırlığının bastığını düşünün. İşte Titanic'in bulunduğu derinlikte hissedeceğiniz baskı bu, basınç bu. Yine görsel olarak canlandırmak için şimdi size 15 psi'da, yani içi vakumlandığı zaman standart bir tankerin nasıl içe doğru patladığını göstereceğim. Ve Titanic'in bulunduğu derinlikte 5500 psi'dan bahsediyoruz. 15 psi standart bir tankere bunu yapabiliyorken tabii ki 5500 psi'ye dayanabilecek bir denizaltı üretmek mühendislik olarak oldukça zor ve oldukça maliyetli. Bu yüzden yarışan makineler ya da uzaya giden makinelerle karşılaştırdığınız zaman denizaltılarda oldukça kompleks ve mühendislik harikası olarak geçebilecek makineler. İşte OceanGate dediğimiz bu keşfi düzenleyen, görevi düzenleyen şirkette bu amaçla kuruluyor. Büyük bir farkı var. Kendisi ticari bir şirket. Yani yaptıkları şey şu: Titanic'e ticari geziler düzenliyorlar. Gidebilmek için kişi başı ücret $250.000. Yanlış duymadınız, $250.000 veriyorsunuz. Bu küçük 5 kişilik denizaltının içine giriyorsunuz. Önde yaklaşık bu kadar bir penceresi var. Bu pencereden 5 saat boyunca Titanic'i görüyorsunuz. İniş 2,5 saat sürüyor. Çıkış 2,5 saat sürüyor. Toplamda 10 saatlik bir yolculuk ve oldukça da riskli tabii ki. Bu bilgiler şimdi anlatacağım hikayenin temelini oluşturuyor aslında. Geçtiğimiz pazar günü bu keşif ve turistik amaçlı gezi başladı. Denizaltı suya girdikten yaklaşık 45 dakika sonra denizaltı ile iletişim kesildi. Ve iletişim kesildikten sonra bir süre tabii ki bekleniyor ama bir süre sonra iletişim geri gelmeyince arama kurtarma çalışmaları başladı. Videonun başına söylediğim gibi 4 gün boyunca da sürdü ve 4 gün sonunda 5. günde artık denizaltının parçaları bulunduğu zaman 5 kişinin öldüğü de açıklandı. Ama aslında daha ilk günden öldüklerine dair birçok kişinin fikri vardı. Videonun ilerleyen bölümlerinde neden olduğunu anlayacaksınız. Ölüm sebeplerine baktığınız zamansa yaklaşık 1500 metre derinlikte denizaltının içe doğru patlaması. Türkçe'de içe doğru patlamanın tek kelimelik bir karşılığı yok. İngilizce'de explode standart patlama, implode içe patlama olarak geçiyor ve denizaltıların yaşadığı şey de dışarıdan basınç olduğu için bu bahsettiğimiz içe doğru patlama. Bu kadar yüksek basınç altında bu içe doğru patlamada bir insanın ölmesi 20 milisaniye sürüyor. Ve size şöyle bir bilgi vereyim. Vücudumuzda omurgamızın acı sinyallerini beyne aktarması 40 milisaniye. Yani bu insanlar bu denizaltının içe patlaması sırasında öldüklerinde aslında acı bile hissetmeden, ne olduğunu anlamadan bir anda ölmüş oluyorlar. Her ne kadar korkutucu olsa da. Ama tahmin edebileceğiniz gibi tabii ki iyi bir tasarımda bunun gerçekleşmemesi gerekiyor. gerekiyordu. Denizaltının içe patlamaması gerekiyordu. Aslında daha bu görev başlamadan önce birçok insan bu denizaltının yeterli spesifikasyonlara uygun olmadığını dile getirdi. Örneğin önde kullanılan camın resmi olarak 1400 metre sertifikalı olduğu ve hiçbir onaylama şirketinin denizaltının 4000 metreye dayanacağına dair onay vermediği, sigorta şirketlerinin bundan kaçındığını söylediler. Bir yandan baktığınız zaman sigorta şirketlerinin bundan kaçınması çok doğal, çünkü oldukça riskli bir görev ve sigorta yapmaya değecek bir görev değil. Bir yandan da şirket bugünden önce aslında birçok kez Titanic'e iniş yaptı. Tam olarak aynı bu denizaltını kullanarak ve şirket tarafından da birkaç tane başarılı görev olduktan sonra tabii ki şimdi başarısız olacağını düşünmek saçma olur gibi bir açıklama yapılıyordu. Ama ironik olarak sorun işte tam da birçok kez başarılı olmalarından geliyor. Normalde bu derinliklere ulaşabilen denizaltıların hepsi metalden yapılıyor. OceanGate'in kullandığı bu denizaltı ise gövdesi karbon fiberden yapılma. Normalde zaten araba kanalı olduğunuz için bizi izliyorsanız biliyorsunuzdur. Karbon fiber aslında dayanımıyla meşhur bir malzeme. O yüzden araçların birçok yerinde karbon fiber kullanılıyor. Hem hafif hem dayanıklı olduğu için. Ama şöyle bir sorun var. Karbon fiber katmanlardan oluşarak yapıldığı için ve üzerine epoksi ile sabitlendiği için yorulma dayanımı oldukça düşük. Yorulma dediğimiz şey de döngüsel olarak bir yük bindiği zaman, örneğin bir aşağı bir yukarı devam olarak değişen bir yük bindiğinde normal insanların olduğu gibi aslında bütün malzemelerde yorulabiliyor. Metallerin yorulma dayanımı karbon fibere göre çok daha iyi. Bu yüzden siz metalden bir denizaltıyla suyun içine girip basınç değişimi yaşadığınızda aynı işlemi belki de yüzlerce kez gerçekleştirebilirsiniz ve metaller buna dayanabilecektir. Karbon fiberde şöyle bir sorun var. Katmanlardan oluştuğu için yorulma dayanımı oldukça kötü. Yani içinde stres çatlakları, kılcal çatlakları ulaşabiliyor ve yine karbon fiberin dezavantajlarından bir tanesi metaller gibi böyle bükülmüyor ve bir anda kırılıp tamamen kullanılmaz hale geliyor. İşte OceanGate'in denizaltısı da bu yüzden karbon fiber bir gövdeden yapıldığı için birçok başarılı inişten sonra artık yorulma dayanımı yeterli olmadığı için yorulup kırılıyor ve insanlar hayatını kaybediyor. Peki soru şu. Şirket bunu bilmiyor muydu? Neredeyse her mühendis bunu bilirken bu işi yapan bu kadar büyük bir şirket bundan haberdar olmayabilir miydi? Ki kendi genel müdürleri de bu denizaltının içinde. Tabii ki biliyorlardı. Bunun göstergesi de şu aslında. Şirket bu dayanımın düştüğünü bildiği için 20 sensörden oluşan devamlı olarak denizaltının gövdesinin sıkıntısız olduğunu ölçen bir sistem oluşturmuştu. Hatta bunun patentini de almışlar. Bu 20 sensör devamlı olarak gövdede çatlak olup olmadığını ölçüyor ve yavaş yavaş alçalırken çatlak olmadığı, güvenli olduğu ölçüldüğünde alçalmaya devam ediliyor. Eğer bu sensörler gövdede herhangi bir sıkıntı görürse hemen güvenli bir yüksekliğe çıkacağını söylüyorlardı. Ama sorun şu, tabii ki sensörlerin güvenilirliği de bir soru işareti. Bu kadar yüksek basınçlarda yine kendinizi 20 sensörün eline bırakıyorsunuz. İkinci sorun da bu sensörler, bu sistem tabii ki hiçbir zaman gerçek bir problemle ölçülmedi. Hep sanal testler ya da başarılı deneylerde testlerle ölçülmüştü. İlk defa başarısız olduğunu gördük. Bu yüzden görebileceğiniz gibi bu sensör sistemi, ölçüm sistemi de başarısız olduğu zaman çok katastrofik bir sonuca sebep oluyor. Peki bu karbon fiber denizaltı fikri en baştan niye çıktı? Neden karbon fiber denizaltı kullanılıyor? Bu şirket neden standart metal yerine karbon fiber denizaltı kullanıp bütün bu sorunlarla karşılaşmayı göze almış? Bundan yıllar önce Steve Fossett isimli bir iş adamı, kendisi milyarder de aynı zamanda, farklı maceralara atılıyor ve bütün hayatını böyle geçiriyor olarak düşünebilirsiniz. Yelkenliyle dünya turu yapıyor, sıcak hava balonuyla dünya turu yapıyor. Bütün zamanını bu tür şeylere ayırıyor ve kendisi Virgin Atlantic tarafından sponsorlu biri. Yani Virgin, bu havayolu şirketi, kendisine sponsor oluyor ve bütün bu yaptığı harcamaları karşılıyor. Ar-Ge'sini üstleniyor. Steve Fossett'in kendi geçmişi havacılık tarafında olduğu için bir projesinde karbon fiberden uçak şeklinde bir denizaltı tasarlatıyor ve amacı 11 kilometre derinlikteki dünyanın en derin yeri olan Mariana çukuruna inmek. Bu yüzden de karbon fiberden tek kişilik bir denizaltı tasarlanıyor. Bildiğiniz kanatlı falan, suyun altında resmen uçtuğu söyleniyor. Oldukça hızlı ve birçok Ar-Ge'nin sonunda bu denizaltı tamamlanıyor. Ama şöyle bir detay var. Kendisi bu denizaltının bir kere kullanılabileceğini biliyor. Tek görevlik, inecek, çıkacak ve denizaltı kullanılmaz hale gelecek. Bir daha kullanılmayacak. Şanssız bir olay sonunda 2007 yılında kendi uçağıyla uçarken Nevada çölünün üzerine düşüyor ve kendisi kendisi hayatını kaybediyor. Bu yüzden bu uçak şeklindeki denizaltı da Virgin'in sahibine geçiyor. Virgin şirket olarak da bu denizaltıyla turistik bir şey yapmayı düşünse de tek kullanımlık olduğu için parasal olarak değmeyeceğini biliyor ve bu projeyi rafa kaldırıyor. İşte ilk olarak karbon fiberden bir denizaltı fikri burada ortaya çıkmış oluyor. Daha sonra OceanGate bu fikri alıyor ama kanatlarından kurtuluyor ve denizaltının gövdesini tamamen yuvarlak silindirik bir şekilde karbon fiberden yapıyor. Buradaki avantaj ise karbon fiberin çok daha ince ve hafif olması. Bu yüzden aynı ebatta metalden yaptığınız bir denizaltına 3 kişi girebilirken karbon fiberden yaptığınız bir denizaltına 5 kişi sığabiliyor. Daha fazla kişiyi aşağı indirmiş oluyorsunuz. Daha fazla para kazanmış oluyorsunuz. İşte bu tür parasal sebeplerden kendisi karbon fiberden yapmayı ve bunun çevresine bir ölçüm sistemi koymayı tercih ediyor ama ya ölçüm sistemi çalışmıyor ya da çalışmasına rağmen bütün bu içeri patlama çok hızlı gerçekleştiği için zaten gerekli yüksekliğe çıkamıyorlar ve anında hayatlarını kaybetmiş oluyorlar. Ama dediğim gibi bu görevden önce de zaten bu görev birçok kırmızı bayrağa sahipti. Yani birçok insan sorunlu olduğunu söylüyordu. Ön camın sadece 1400 metreye kadar sertifikalı olması, karbon fiberden yapılmış bir gövde, kapağın sadece dışarıdan açılabiliyor olması. Yani yukarıya güvenli bir şekilde çıksalar da birisi gelene kadar içinden çıkamıyorlar denizaltının. Bu yüzden o yakıcı güneşin altında ölme ihtimalleri de oldukça yüksek. Aynı zamanda denizaltının kumandası Logitech'in oyun konsolu hem de Bluetooth. Ya kol yüzünden oldu bahanesi burada çok daha geçerli oluyor. Bu tür birçok sorun göz ardı edilip hızlı bir şekilde para kazanmaya çalışılınca maalesef böyle bir sonuç oluyor. Dediğim gibi burada tamamen paraya suçu atmak yanlış olur çünkü kendi genel müdürleri bu denizaltının içinde belli ki kendileri bunun güvenli olduğunu düşünüyorlardı. Ama geçtiğimiz 5 hafta boyunca sürekli haberlerde gördüğümüz bu Titanic ve denizaltı vakası işte bu şekilde ilerliyor ve bu sebeplerden gerçekleşiyor. Artık bunu bilebiliyoruz. Umuyorum ki bu konuda merak ettiğiniz her şeyi anlatabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bizi diğer sosyal medya mecralarımızdan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Bugünlük anlatacağım her şey bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.